Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Lightning Web Components ile alakalı bir örnek yapmak istiyorum. Dün yaptığımız örneklere çok benzer bir örnek yapmak istiyorum. Örneğimiz şu. Bir üçgenin alanını bulmaya çalışacağız. Yani üçgenin alanını bulan bir component yapacağız. Ve onu deploy yaparak çalışıp çalışmadığına bakacağız. İsterseniz hemen başlayalım. LWC dosyamızın içine yeni bir komponent oluşturacağım. O yüzden LWC dosyanın üzerine gelerek sağa tıklayarak Create Lightning Web Component diyorum ve yeni bir komponent oluşturuyorum. Buna Area Triangle diyorum. Area Triangle diyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra komponenti oluşturmak için Enter tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bana hangi dosyanın içinde oluşturmam gerektiğini soruyor. İsterseniz farklı bir dosya seçebiliyorsunuz ama ben LWC dosyamı seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Şu anda Area Triangle JavaScript dosyasının içindeyiz. İsterseniz dosyamızın içindeki diğer failleri açalım. AreaTriangle.html failimiz var. İki kere tıklayıp açıyorum. JS dosyasını açıyorum. Bir de XML dosyamız var. Hepsini açıyorum. XML dosyamızda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Önceden oluşturduğumuz bir XML dosyasının içini direkt bununla değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Kaydedelim. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz onu bulalım öncelikle. Üçgenin alanını bulmamız gerekiyor. Üçgenin alanını bulan formüller var. İnternetten bakabilirsiniz eğer bilmiyorsanız. Şöyle diyeyim. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Üçgenin alanını bulmak için yükseklik çarpı taban ve bölü 2'ye ihtiyacımız var. Yani height, base diye iki tane elemente ihtiyacım var. Şöyle belirtelim arkadaşlar burada. Diyelim ki height'ımız height ve base olarak iki tane variable tanımlıyoruz. Şu şekilde belirtiyoruz arkadaşlar. Height ve base'imizi tanımladık. Biz bunları tabii ki HTML'den almak istiyoruz. HTML'deki input'lara girilen değerleri almak istiyoruz. O yüzden HTML kısmında iki tane input yapmamız gerekiyor. Area Triangle HTML HTML dosyasına geçiyorum. İki tane input oluşturmam gerekiyor. O yüzden Lightning input elementi ile iki tane input oluşturalım. Lightning yazmanız yeterli. Hepsi çıkıyor. Buradan input kısmını seçiyorsunuz arkadaşlar. Lightning input seçiyoruz ve kapatıyoruz şu şekilde. Lightning input'un içine attribute'ler eklememiz gerekiyor. Birincisi label. Label diyelim eşittir. Biz buna ne diyelim? Height of the triangle diyelim şu şekilde. Bu bizim birinci input'un label'ı yani adı olsun. İkinci girmemiz gereken kısım arkadaşlar on change. On change diyorum çünkü değiştiği zaman ya buraya bir şeye girildiği zaman, değişiklik olduğu zaman input'un içinde ben o değeri almak istiyorum. Hatırlayalım arkadaşlar. Tuple quotations değil. Süslü parantez kullanıyoruz. İçine height handler yazabilirsiniz. Biz bunu kullanıp burada girilen değerleri JavaScript'e aktarmamız gerekiyor. O yüzden height handler yazıyorum. Küçük harfle başlamaya dikkat edin. Büyük harfle devam edin. Camel case diyoruz biz buna. Şimdi bunu kopyalayarak ikinci input'umuzu oluşturabiliriz. Tekrar aynı şekilde yazmanıza gerek yok. İkinci input'umu copy paste yapalım. Height of the triangle yerine base of the triangle diyelim. Bu şekilde. On change içindeki değerimizi de base handler şeklinde değiştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu kaydediyorum. Şu anda burada oluşturduğumuz onChange'in içinde oluşturduğumuz eventlerimizi JavaScript'te çağırmamız gerekiyor. Yani orada function'lar oluşturmamız gerekiyor. Bunlarla alakalı iki tane function oluşturmamız gerekiyor. Birincisiyle başlayalım arkadaşlar. Şu parantezleri uzatmamız gerekiyor. Bunun içinde oluşturacağız her şeyi.
Bunun içine kopyaladığım handler'ın adını giriyorum. Parantezlerimi açıyorum. Event yazıyorum. İsterseniz farklı şey de yazabilirsiniz. Event yazmak zorunda değilseniz. Ama ben genelde event yazıyorum. Parantezlerimi açıp yukarıda oluşturduğum height'ı burada tanımlamam lazım. Yukarıda oluşturduğumuz için yani dışarıda olduğu için this nokta height demeniz gerekiyor. This'le başlamanız lazım. This nokta height diyoruz. Ve bunu yukarıda oluşturduğumuz buradaki event'in içindeki değeri almamız gerekiyor. Event koyduğum için event yazıyorum. Siz buraya farklı bir şey yazarsanız aynı şeyi buraya girmeniz gerekiyor. Event'ten sonra takip eden iki tane nokta ile devam ediyoruz. Target ve value'muz var. Value'yu de giriyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, eğer siz input'un içinde bir şey almak istiyorsanız onu bu şekilde almanız gerekiyor. Birincisi height handler. Zaten bizim input'un içinde, on change'in içinde height handler'ımızda onu kullanmamız gerekiyor. O bizim function'ın adı oluyor. Bunun içine bir parametre geçmeniz gerekiyor. Ona event diyebilirsiniz. Daha sonra yukarıda oluşturduğumuz değişkenleri aşağıda tanımlamamız gerekiyor. Birincisini yani height'ı biz this.height şeklinde şu event'ten gelecek değere eşitliyoruz. Event.target.değer yani value o şekilde alabiliyoruz. İkincisini yapalım arkadaşlar. İkinci input'umun içinde ne var? Base handler var. Onu alıyoruz. Kopyalıyoruz buraya. Açıyoruz parantezimizi. Tekrar event yazabilirsiniz. Farklı bir şey de yazabilirsiniz. Problem yok. Ya ben buraya base yazsam diyelim. Base olsa çalışır mı? Bakalım. Çalışacak mı? Bir deneyelim. This nokta yukarıda görüyorsunuz. Base var. Base'i alıyorum. Base eşittir. Base nokta ama şu içerideki base aynı base değil. İsterseniz bunu değiştirelim. Buna event 2 diyelim. Şunu da event 2 yapalım. Değiştirdim arkadaşlar görüyorsunuz. Ama diğer kısımlar aynı kalması gerekiyor. Event 2 target nokta value şeklinde alıyoruz. Bu şekilde biz input'un içindeki değerleri çekmiş olacağız. JavaScript'in içine çekmiş olacağız. Hem height'ımızı hem de base'imizi ayrı ayrı function'lar oluşturup oradan alacağız. Dikkat etmeniz gereken iki şey var. Bu height'ı içeride kullandığınız için bunun başına this nokta koymanız gerekiyor. Base'i de dışarıda tanımladık. Onun da başına this nokta base koydum. Diğer kısımlar şunu söyleyeyim. Buraya ne yazıyorsanız onunla başlamanız gerekiyor. Event yazdım. Event ile başladım. Event 2 yazdım. Event 2 ile başladım. Gerisi aynı. Target nokta value. Bu şekilde belirtmeniz gerekiyor. Yani bu kalıp aklınızda kalırsa bu kalıp sayesinde siz HTML inputlarının içine yazdığınız değerleri oradan alıp burada kullanabiliyorsunuz. JavaScript'in içinde kullanabiliyorsunuz. Biz bunları ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. İkiye bölüp bir üçgenin alanını bulmuş olacağız. Onun için ayrı bir function oluşturmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Triangle HTML dosyasının içine bir puton koymamız gerekiyor. Putona tıkladığımız anda biz üçgenin alanını bulacağız. Tabii öncelikle İki tane değer girmemiz gerekiyor. Height ve base'i girmemiz gerekecek. İsterseniz inputları oluşturduktan sonra butonumuzu oluşturalım. Aynı şekilde lightning diyorsunuz. Yani L I yazınca her şey geliyor görüyorsunuz. Burada butonlarımız var görüyorsunuz arkadaşlar. Butona tıklıyorum. Daha sonra label'ını koyalım arkadaşlar. Label'ı ne olsun? Label'ı şey olabilir. Bu kez run diyelim mesela. Run diyelim. Ondan sonra on change kullanmıyoruz. Puton olduğu için on click kullanıyorum. Click yaptığım zaman çalışmasını istiyorum. On click'i seçiyorum. Ve tırnak işaretini şeylerle parantezlerle değiştiriyorum. İçine şu şekilde bir şey yazalım arkadaşlar. Result handler diyelim bu kez. Result Handler'ımızı yazıyorum arkadaşlar içine. Şu şekilde görüyorsunuz. On click Result Handler. Şimdi bunu tanımlamamız gerekiyor. İkisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Input olunca on change kullandım. Çünkü değiştiği zaman almak istiyorum. Ama puton olunca Result Handler on click içine Result Handler yazdım. Çünkü tıklandığı zaman almak istiyorum. Şimdi on click
eventinin içine oluşturduğumuz function'ı tanımlamamız lazım. Bunu buradan kopyalayalım. JavaScript dosyamızın içine gelip onu buraya yapıştırıp tanımlayalım. İçine hiçbir şey yazmanıza gerek yok. İçi boş kalıyor. Ve şu şekilde base'den sonra yukarıda area ya da result diyebilir. Result diye bir tanımlama yapabilirsiniz. Yani bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişkeni biz burada şeye eşitlememiz lazım. Height ve base'in çarpımının ikiye bölümüne eşitlememiz lazım. Şöyle diyelim. Öncelikle arkadaşlar height ve base'in bize number olarak gelmediğini söyleyeyim. Inputların içine girdiğiniz değerler size string olarak geliyor. Biz bunları teker teker integer'a çevirmemiz gerekiyor. Ya da hani decimal'a çevirebilirsiniz. Ama ben integer'a çevirmek istiyorum. O yüzden iki tane farklı değişken oluşturuyorum result handler'ın içinde. Onların da data type'ını const diyorum. Hatırlarsanız eğer JavaScript çalıştıysanız JavaScript'te 3 tane şeyimiz var. Variable type'ımız var. Biri let, biri var, diğeri de const. Burada const kullanıyorum. Const hatırlarsanız const'ta belirttiğiniz şeyleri tekrar değiştiremiyorsunuz. Sabit kalıyor. P sayısı gibi düşünün. Her zaman sabit kalıyor. Const diyorum. Ben buna şöyle diyelim. Height int diyeyim. Yani height'ı integer'a çeviriyoruz. Ya da farklı bir isim versek. Ne diyelim buna? Edge diyelim. Edge eşittir diyoruz. Purse arkadaşlar unutmayın. Purse integer. Bak float da yapıyorsunuz. Yani decimal da yapabilirsiniz. Ben integer yapmak istiyorum. Purse integer diyorum. Ve içine neyi integer'a çevirmek istiyoruz? Tabii ki height ve base. Önce height'ı çevirelim. O yüzden this nokta height demeniz gerekiyor. Height'ı integer'a çeviriyoruz arkadaşlar. İkinci constumuzu oluşturalım. Buna da b diyelim. B eşittir. Yine aynı şekilde aynı metodu kullanıyoruz. Burst int metodunu kullanıyoruz ve içine this nokta base'i koyuyoruz. Base'i yani yukarıda oluşturduğumuz base'i integer'a çeviriyoruz. Evet şu şekilde. Şimdi biz yukarıda oluşturduğumuz result'ı tanımlayabiliriz. Bizim result'ımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki this nokta result olacak. Eşittir. Neden this koydum? Çünkü dışarıda tanımlanmış görüyorsunuz. Dışarıda tanımlanan her şeye ben this koydum şu ana kadar. Hepsini görüyorsunuz. Hepsinde this nokta this nokta şeklinde devam ediyor. Biz result'ı nasıl hesaplıyoruz? Tabii ki height ve base'i kullanmayacağız şimdi. Çünkü onları ben integer'a çevirdim. Artık onların integer değerini kullanacağım. Şöyle height times b, çünkü b bizim base'imiz. Bunu da ikiye bölmem gerekiyor. Divided by 2 diyeceğim. Ve noktalı virgülle bitireceğim. Arkadaşlar şu şekilde biz bir function oluşturduk. Bizim inputlardan gelen değerleri, şurada gelen değerleri integer'a çevirdim tek tek. Onlara yeni bir değer verdim. Const şeklinde. Daha sonra burada oluşturduğum değerleri çarpıp ikiye böldüm. Onları da result'a eşitledim arkadaşlar. Şimdi result'ımız hazır. Onu sadece gidip şurada bir yerde göstermemiz gerekiyor. Yani publish yapmamız gerekiyor. Display yapmamız gerekiyor. Şunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lightning field mi? Öyle bir şey vardı. Bakalım. Lightning input var. Output. Evet. Output olması gerekiyor. Öyle bir şey hatırlıyorum. Lightning output field. Şunun içine de koyabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Biz buna value değerini alalım. İçine bizim şeyi koyalım arkadaşlar. Şuraya. Bizim JavaScript'te oluşturduğumuz result değişkenini koyabiliriz bu şekilde. Ya da istiyorsanız bir paragraf oluşturup onun da içine şu şekilde koyabilirsiniz. Bakalım hangisi çalışacak. Result diyorum, koyuyorum ve kaydediyorum. Şimdi area triangle tamam. HTML sayfamız tamam. İki tane input oluşturduk. Bu inputların içine onChange kısmını, attribute'ünü koyduk. İçine handler'larımızı koyduk. Height handler ve base handler şeklinde.
Daha sonra bir puton oluşturduk. Onun da içinde function adı var, result handler şeklinde. Daha sonra bunları JavaScript'te tanımladık arkadaşlar. Önce ne yaptık? Önce height handler'dan gelen değeri, daha sonra base handler'dan gelen değerleri aldık. Oradan geldiği için içine event yazmak zorunda kaldık. Event 2 yazdık, event yazdık. Dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Sonra buradan gelen değerleri ben artık HTML sayfasına bağlı kalmadığım için içine parametre geçmeden bir function oluşturdum. Bu function'ın içinde gelen değerleri integer'a çevirip daha sonra çarparak ikiye böldüm. Onun da sonucunu result'a eşitledim. Şimdi JavaScript sayfamız hazır. HTML sayfamız hazır. XML sayfamız hazır. Hepsi hazır olduğuna göre biz bunları deploy yapabiliyoruz. Öncelikle area triangle üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Deploy diyorum ve deploy yapıyorum. Deploy yaptıktan sonra arkadaşlar orkumuza gidelim. Edit page kısmından deploy yaptığımız komponentumuzu home page'e koyalım ve görelim. Area triangle buraya geldi görüyorsunuz. Onu ben şurada kullanmak istiyorum. Evet, bir hatamız var. Yapacağız. Refresh yapalım sayfamızı. Hata yaptığımız zaman eklemiyor. Demek ki bir hatamız var. O hatamızı gidip bulmamız gerekiyor. Görüyorsunuz. Bir hatamız var. Gözükmüyor. Gelmiyor. Hatamız ne? Onu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Tekrar VS Code'a gidiyorum. Bakıyorum. Yani böyle kullanmadığımız şunu kaldırsak belki burada bir hata vardır. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Save yapıyorum. Sonra tekrar Area of Triangle'ı deploy yapıyorum. Evet, şu an deploy yapıyoruz. Sayfamızı refresh yapıp tekrar deneyelim. Evet arkadaşlar, geliyorum. Area Triangle'ı buraya koyuyorum. Yine aynı hatamız var. Demek ki farklı bir yerde bir hata var. Tek tek bakalım arkadaşlar. Nerede hata yaptık ona bakalım. Label'larımız tamam. Hide Handler'ı koyduk. Bu sayfada bir hatamız yok. Area Triangle okey. CS'e geçiyoruz. Hide var. Base var. Result var. Tamam. Daha sonra eventimiz var. Base handler, hide handler, event 2, event 1, okey. Result handler koyduk, okey. Label run dedik, run olması gerekiyor. Orada da problem yok. Result dedik, result'ı tanımlamıştık zaten şurada. Orada da problem yok. Const edge dedik, hide base yazdık. Orada da problem gözükmüyor. Evet. Burada problem gözükmüyor. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Burada track şeyini ekleyelim. Onu bir de result'a ekleyelim. Bakalım ondan mı kaynaklanıyor. Track diyorum ve bunları track yapıyorum. Evet, burada niye bunu kabul etmiyor? Area triangle result dedik. Track koyduk. Evet arkadaşlar, şekilde içine koyalım ve kaydedelim. Daha sonra tekrar deploy yapıp farkını görelim. Sadece böyle bir hani kutunun içine alacak arkadaşlar. Tekrar refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir kutunun içine almış oldu. Daha sonra bir CSS kullanarak rengini değiştirebileceğiz, background'u değiştireceğiz, her şeyi değiştirebileceğiz. Sonraki videolarımda CSS'ten bahsedeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.